Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım güzel bir pazartesi geçiriyorsunuzdur. Sendromsuz bir pazartesi geçiriyorsunuzdur. Şu an pazar günündeyiz. Sabahın ilk saatleri, gördüğünüz gibi arkamda daha hava aydınlanmadı. Yeni ezan okunuyor şu anda. Yine işlerimiz çok, bu yüzden biraz erken kalktım. Şimdi haberi vermiş olacağız aslında size bu akşam. Çünkü pazar günü açıklayacağız demiştik. Biliyorsunuz Mücolar'a bir kanal açtık. Şu an onun videosunu bitirmek için biraz bilgisayar başına oturacağım. Daha sonra Müco ile başka bir işlerimiz var. Tekrar bir yerlere gideceğiz. Bugün bizim için yine dolu dolu bir gün olacak. Günümüz başlasın. Oy! Yaklaşık 3,5 saat falan sürdü saat. Şu an 11'e geliyor. Bambamı çıkartacağım hızlıca. Diyeceksiniz bu saate kadar beklettim mi hayvanı? Dün akşam çok geç çıkarttım. Bugün sabah böyle bir işimin olacağını düşünerek. Ben onu akşam böyle 1 gibi falan bir çıkartmıştım. O yüzden... hala bana gelip aslında beni dışarı çıkart diye de ağlamaya başlamadı. Bambamı çıkartalım. Sonra Mücolar'ın kanalını açmam lazım. Videoları yüklemem lazım. Tabii bir Müco'ya videosunu göstermem lazım. Akşam da canlı yayın var. Ay, tatlı bir telaş ve koşuşturma içindeyiz. Ben balkonda çalışıyordum ama Bambam'a kıyamadım. Hadi, hadi dışarı. Dedim ben tek başıma üşüyeyim. Yavrucağız üşümesin. Hadi baba, yürüyeceğiz şimdi. Şöyle yatağını koyayım ben yerine. Oh. Baba bir izin ver, bir de bir bardak su içeyim. Geliyorum. Gel buraya, sana avlamıyor. Otur. Otur, bekle. Tasmanı takayım be. Otur otur, şu güzelliği bir görsün. Allah aşkına. Köyün en güzelinin oğlu. Ya biz orman videosunu çektiğimizden beri hava kapalı. Bu Mücolar'ın videosu için de ben aslında çok beklettim onları. O son Poyrazlar Gölü'nde çektik onların görüntülerini. Biraz güneş açsın, daha güzel olsun diye. Ama bir türlü hava izin vermedi. O yüzden çok kapalı bir havada çektik. Güneşli bir havada çeksek daha iyi olurdu ama o da bizim elimizden gelen bir şey değil. Görüyorsunuz gene bayağı kapalı bir hava var. Bugün de kapalı. Galiba bir süre daha böyle kapalı devam edecek burada. Hava durumu yağmurlu veriyor. Soğuk da bir taraftan. Yani böyle öyle bir soğuk ki gerçekten kemiklerinizi işliyor. Çok nem de var burada biliyorsunuz. Hem nem hem soğuk birleştiği zaman böyle çok etkili oluyor. O benim balkona bir çözüm bulmam lazım. Daha böyle karlı havalarda vesaire çalışırken. Kısa sürede tamam bir problem olmuyor ama böyle hani 3-4 saat bir de hareketsiz durduğunuz zaman özellikle ayaklarınız çok üşüyor. Belki oraya böyle bir mat ayaklarım için üstüne koymak için ya da ne bileyim duvar tarafına bir sünger, hani nereden o soğuk geliyorsa onu engellemek için bir şey yapmam gerekecek. Evet, Mücü ilk defa videosunu izliyor şu an. Bakalım video sonunda bir değerlendirmesini alırız. Çok heyecanlıyım. Evet Mücüm, nasıl buldun direkt bak. Daha hiç konuşmadım. Biter bitmez açtım kamerayı suratına. Abi, muhteşem ya. Vallahi sen olmasan böyle bir kanal olmazdı ya. Birlikte yapıyoruz işte Mücüm, artık hep birlikteyiz inşallah. Emeğine sağlık abi. Vallahi. Hoşuna gittiyse ne mutlu bana. Çok süper, muhteşem olmuş. Vallahi emeğine sağlık. Evet, izlemeyenler için dün video yüklendi arkadaşlar. Ben yukarıya linkini koyacağım. Evet. İsteyenler oradan Mücü'nün videosunu izleyebilir. Evet, Filiz'in arkadaşı gelmişti ziyaretimize. Mia'ya dün gece bere örmüş. Evet, dün gece de bere ördü. Bak çok güzel. Teşekkür ederiz çok Selim'e. Çok yakıştı. Selim'e sen sınava gelmiştin değil mi? Şimdi evet, hangi bölüme girmiştin burada? Sağlık Bilgi Teknikerliği. Sağlık Bilgi Teknikerliği. 2'de sınavım var. 1 saat 15 dakika. Şimdi önce Selim'i bırakıp oradan... Müco ile bazı işlerimiz var, oraya geçeceğiz. Sonra da eve geleceğiz, akşam canlı yayın. Evet. Hadi aşkım, hakkını helal et. Hakkımı helal edin yani. Helal gidip olsun. Dönmemek var. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyor. Bak, gidip dönmemek var, dönüp görmemek var filan. Ben dönüp görmemek yani var işte demiyorum aşkım, illaki görürüm de
Belki ben dönemem. Belki ben bekliyorum. Olmam evde. Nasıl yani? Belki evde bir şey olacak. Ne olacak aşkım evde? Bak dışarıda ne olacak aşkım? Saçma sapan konuşmayın hadi beraber. Resmini çekip atarsın. Ay evet. Vedalaşıyorlar. Şimdi aslında Müco ile size başka bir haber daha vereceğiz. Onu da arabaya geçince verelim. Değil mi Müco'm? Ne abi? 29'un diyorum bir haberini verelim artık. Ne? Efendim aşkım. Güle güle. Güle güle. Güle güle. 29, hep 29 Ekim diyesim geliyor oradan da. 29 Ocak, Ekim'de de yaparız. 29 Ocak Pazar günü Poyrazlar Gölü'nde burada. Değil mi? Poyrazlar kamp alanında. Google'a direkt yazarsanız Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı diye çıkıyor. Orada özel bir toplantımız olacak. Egeday buluşmasının Sakarya ayağını biz Mücahit'le birlikte organize ediyoruz. İstanbul'dan kaçış Dağım gezegeninin ortak bir organizasyonu oluyor. Sevgili Muratça gelecek. Pazar günü tüm abonelerimizi Poyrazlar Doğa Parkı'na bekliyoruz. Güzel bir gün olacak. Güzel bir etkinlik olacak. Orada size söyleyeceğimiz bazı sürprizlerimiz de var. Hep haber veriyoruz ama orada verilecek yeni haberler de var. Bunu da sevgili Murat'la birlikte yapacağız inşallah. Buradan da Murat'a selam olsun. Muratça az kaldı. Kazlar yolda arkadaşlar. Müco sağ olsun onları kurtardı. Kornayla korkutup yana attı. Trafiği de tehlikeye atmamaya çalıştık bu arada. Arkası da aniden yavaşlayanlarla doldu. Ben direkt çıkartamadım kamerayı. Çıkartana kadar geçtik ama son şeyi kuşu gösterdim. Evet sevgili dostlarımız şu anda 29 Ocak'ta yapacağımız buluşma için ayarladığımız yerdeyiz. Size biraz burayı göstermek istiyorum. Az önce el sıkıştık değil mi? Hangi abiyle el sıkışmıştık? Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı sahibi Hakkı Tank'la. Hakkı? Tank. Hakkı Tank abiyle el sıkıştık sağ olsun. Bize güzel bir destek sağladı burada. Bu şekilde hem kapalı mekanımız var. 150 kişi kapasiteli kapalı alan var. Hem de açık alanımız var dostlarımız. Böyle çok güzel manzaralı. Sobası, ısıtması vesairesi her şeyi olacak. Ben şöyle hızlıca sadece size bu güzel ortamı göstermek istiyorum. Şöyle içerisini gösterebiliyor mu abi? Yakın çek. Şöyle tabii şu an kapalı. Ben size içeriği de çekmeye çalışayım. Ama siz daha çok bizim yansımamızı görüyorsunuz. Çok güzel bir soba var ortada. Burada hep birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum. Sabah 10 gibi başlar herhalde değil mi? Akşam 6'ya kadar. Hatta biz belki 6'dan geçe kadar devam eder istediğimiz saatte. Bir de şu var. Kalkarız. İçeride tesiste yeme içme olanağı var. İsteyen aynen yediğini içtiğini ödeyerek istediği şeyi alabilir. Burada her şey mevcut. Şunu sözünü de aldık. Gelen aboneler evde kendi yapmış olduğu hamur işi, börek, çörek vesaire getirip burada onların dışarıdan yiyecek içecek getirmesine de izin verdiler. Hani normalde yasak dışarıdan yiyecek içecek getirmek buraya. Hı-hı. Ama o gün bize özel, bizim toplantımıza özel. İstediğiniz gibi istediğiniz şeyi getirebilirsiniz dostlarımız. Ben tuzlu tür yiyecekleri daha çok seviyorum. Ben tatlı tuzlu ayırt etmiyorum. Güzel yemeği seviyorum. Vallahi çok güzel bir yer dostlar. Benim içime çok sindi. Değil mi Müco? Evet. Vallahi tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Böyle tek tek ziyaretimize geliyorsanız çok sağ olun. O gün şöyle toplu halde burada hem birbirimizle tanışmış olalım hem eğlenelim, güzel bir gün geçirelim. Oy, anca evim evim güzel evim. Geldim. Ya çok bugün yorgunum ya. Şimdi canlı yayın var. Canlı yayına ne kadar kaldı? Saat 4'ü çeyrek geçiyor. 7'de de yayın. Aşağı yukarı 3 saat kaldı. Odun modun da kesmem lazım ama galiba önce bir saat uyuyacağım. Şöyle bir ne diyorlardı ona? Einstein uykusu mu? Öyle bir şey. Hafif bir yatmam lazım. Dayanamayacağım çünkü bayağı. Gerçekten gözlerim kapanıyor. Müco ile gelirken arabada uyumamak için çok zor tuttum kendimi. Bambam hiç karşılamıyorsun artık babayı. Hayırdır? Ha, hayırdır? Size şöyle bir göstereyim. Mia geçmiş buradan. Komple üstünü, bezini vesairesini çıkartmış.
Şimdi size onu göstermiyorum. Aşkım. Mia komple mutfağa soyunmuş. Evet. Üstündeki her şeyi çıkarmış. Şunu yedireyim bakacağım şimdi. Pırtım geldi diyor bak. Uyandı bir şeydi. Yapmıyor Deniz. Bir saat bekliyoruz. Yapmıyor inan. Öğrenecek ya. Aşkım çok. Kızmadan. Ben ona zevkli. Kızmıyorum canım. Çişini yaptı da şey yapmıyor. Çişi yaptı mı gene bugün? Bir kere yaptı. Tam öyle öyle öğrenecek aşkım. Evet dostlarımız, ben eve gelip uyumuşum biraz, bir saat kadar. Hala onun mahmurluğunu atamadım. Neyse, hızlıca sobamızı yaktık, hazırlanmaya başladık. Mücolar geldi. Hoş geldiniz efendim. Heyecanlı mısınız canlı yayına? Heyecanlısınız. Bugün duyuruyu yapacağız. Öyle cümbür cemaat bir canlı yayındayız. Benim güzelim de daha da çok güzelleşiyor. Ah, yoğun bir günde değil mi? Misafirimiz de vardı. Arkadaşım bayağı vardı. Yoğun geçti. Neyse, yetiştik gibi. 20 dakika var. 20 dakika yetişiriz. Toplayalım mı? Niye evet, canım? Hemen kameralar. Melek de Melek, heyecanlı mısın canlı yayın öncesi? Evet, çok heyecanlı. Sen daha videoyu da izlemedin. İzlemedim. Tamam, yayından sonra videoyu izleyeceğiz. Sobamız gene kıstım altına ama soba yanıyor. Soğuk değil değil mi? Çok sıcak. Müce üşüyor. Müce diyor. Ben normal yayın çok heyecanlı olmuyor. Ona alışıyorsun. Çünkü istediğin yerini siliyorsun, istediğin yerini çıkartıyorsun ama canlı yayın. Videonun yayınlandı değil mi? Yayın. Ben izlemedim. Yok, daha değil. Ama 6'da dedim Mücahit. 6-7 geçeye aldım sonra. Evet. Haydi fotoğrafa. Fotoğraf. Şu ortaya sığacağız hep birlikte. Ben arkadan böyle durayım. Dur. Melek. Geliyorum. Melenk. Melenk. İleri deyince başlayacak. Getireyim mi? Ben siz öyle arkada durun. Dur şurada. Ama sığamayız ki. Şimdi şurada bir kare çıkacak. Bir tanecik bir kareye sıkışmaya çalışacağız. Onun içine. Onun için. Ha böyle. Başlıyorum. Dur geliyor. Ha. Sığışın. Sığışın. Gel. Kapan. Senin kafa kocaman. Dur, olmadı bir daha. Bastım, şu yeniden çekeceğim, şöyle geriye attım, geriye gidersin. Ya gel. Haydi. Ver gidin ucuna. Melek yok, çerez. Melek biraz dur, biraz şöyle. Ben böyle yapayım hayatım. Yanda. İyice evet, Mücahit'e doğru yapacağım. Çeneni yapıştırsın Mücahit'in kafaya. Sığamayacağız. Haydi. Kız yapacın ilk kocana. Şu tamam, şuradaki tamam, de müce. Müce olarak yok. 6 dakika son. Ne diyorsun? Harika. Oturalım. Sen oraya müce. Oturuyorum abi. Başlayayım. Şöyle geri müce. Geri. Biraz daha geri. Geri. Ha. Geri. Ha. Şöyle. Evet. Laptop aç mı? Hep birlikte sığdık. Evet. Mesajları birinizin telefonundan bakarız artık. Laptopu açmadık. Nerede? Merhabalar. 6 kişi var galiba. Şu o kadar uzakta kaldı ki telefon bana, göremiyorum ama. Nasılsınız dostlarımız? Hoş geldiniz. Kimler var? Bir selam yazarsanız kimler, burada bir yoklamaya başladım. Olmadı diye. Hepsi birer birer melek oluyor. Çünkü çok zor bir süreç yani. Çok belli bir kiloya geçmemek gerekiyor, belli bir yaşı geçmemek gerekiyor tedavinin yapılabilmesi için. O yüzden çok zor bir... Sen de hastasın. Yani destek gerektiren durumlar gerçekten. Ama yani çok yaşa. Evet, çocuklar yayını bastı. Evet, Müco canlı yayınımızı atlattık. Ne diyorsun? Direkt telefondan. Şimdi analitiklere bakacağız zaten. Kaç abone oldu? Ne oldu? Nasıl oluyor? Vallahi çok sağ olun ya. Hayatımıza girerek bizi biraz daha bu hayatı katlanır hale getirdiniz. Siz Maratonlaşan hayatımız biraz denklendi. Güzel işler yapacağız. İnşallah. Hanımlar burada yemek ayarlıyor. Güzel bir sevgi köyümüzün eriştesi var, tereyağlı. Bir taraftan da kısır yapıyorlar. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Ve cevizli ekmek efendim. Ve cevizli ekmeğimiz var. Aa, evet. Nereden geldi? Amasya'dan. Amasya'dan. Arkadaşım getirdi. Zeren.
Ne haber? Aşkım, bugün formundaydın. Ha? Aynen o diyor. Formundaydın bugün. Bak kulüyü. Evet, hemen akşam resmen güne döndü. Tabakları göstereyim. Güzel oldu ama. Evet, güzel oldu. Ellerinize sağlık. Senin de eline sağlık Melek. Ben bir şey yapalım. Mia Müco'ya şapka giydiriyor. Burada Murat Deniz'in başındalar. Mia'm, aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Ne komik? Sen makarna mı istiyorsun? Mia. Makarna mı istiyorsun? Tamam, getiriyorum makarnanı. Ortayı biraz açtık. Canımın içi. Babasının gülü. Afiyet olsun. Oh. Alayım. Koy oraya aşkım, ben de dışarı koyayım kameramı. Evet, biz biraz artık yemek molası verelim. Arkadaşlar, az sonra bambamı yürütürken görüşürüz. Evet, canlı yayın bitti, oynamaya başladı arkadaşlar. Garezleri canlı yayınaymış. Değil mi? Evet. Evet, şimdi Melek'e de soralım. Melek, videoyu nasıl buldun? Sen daha yeni izleyebildin. Evet, çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Sen beğendiysen ne ben güzel beğendim, bana. Çok güzel olmuş. Eline evet. Sağlık. Bugün Müco'ya diyorum, Müco diyorum. Bak, üzülmemem için beğendim demiyorsun değil mi diyorum hani yolda. Yok abi diyor, çok beğendim. Evet, çok güzel olmuş. Ya güzel bir şey olsun, bu hepimiz için iyi bir şey. Evet. Abi sen olmasaydın zaten olmazdı bunlar. Evet. Abi sen de olmasan biz burada olmazdık. Prenses. Evet. Her güzel şeyin bir sonu oluyor arkadaşlar. Bu akşamlık gecemiz bitiyor. Zeren'in montu çok tatlı ya, çok yakışıyor. Bay bay yap bak. Zeren. Bay bay yap abi. Bay bay. Abiye. Amca. Abi Deniz abi. Amca. Bana amca, amca dediler diyorsun. Bana teyze neydi o bir yeri vardı. Bana teyze, teyze dediler harika. Ha teyze de bay bay yap. Ha ben ona zaten teyze için diyorum ki. Teyze. Çorapları sen giydin. Abicim hoşça kal. Çok mükemmel giydirmişim. Çorapları ben giydim. Köy burası. Ne var? Ne güzel giymiş işte. Ne bizimki de şapkayı buraya atmış. Soğuk girmesin diye. Doğru. Eski zaman insanlar çekerler. Bizim atalarımız Orta Asya'dan gelmiş. Eğit be. Güle güle yap. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben geliyorum, bambamı yürüteceğim. Güle güle bize. Baba sanır mısın Zeren'e? Evet, bambamla gece yürüyüş turumuza hoş geldiniz. Her akşam geleneksel bambamla yürüyüş geceleri. Evet, güzel bir gündü. Bugün bayağı aktif geçirdik. Hem 29 Ocak günü yapacağımız etkinlik için yerimizi ayarladık. Hem Müco'ların videolarını paylaştık, hem canlı yayın yaptık. Hem Müco'ların videolarını editledik. Şimdi ben bu çekimi kullanacağım, yarınki vlogumu editleyeceğim. Bayağı aslında güzel ve aktif bir gün geçirmiş olduk. Zevkliydi ama yorucuydu. Bugün yorulduğumu hissettim. Akşam işte bir saat falan uyumuşum. Bir saat de değil, 45 dakika galiba abi. 45 dakika uyumuşum. Uyanmak gerçekten çok zorladı. Bir yaklaşık bir saatte ve tam canlı yayından bir saat önce uyandım. Bir saatte çok zor geçti. Resmen elimi ayağımı toparlayamadım. Hareket edemedim. Her tarafım karıncalandı. Zor uyandım. Ama bugün erken yatacağım. Çok geçe kalmayacağım. Direkt yatıp dinleneceğim, uyuyacağım. Bugün dinlenme günüm. Artık bu saatten sonra dinlenme. Şöyle ayaklarımı uzatıp belki güzel bir kahve, belki güzel bir çay kalan Filiz'le şöyle oturup biraz sohbet edip uyumayı planlıyorum. Pıtır pıtır çıkıyorsun tabii. Sen daha gençsin bamba. Oy. Vallahi yorulduk. Oo, şifa olsun. Arkadaşlar, dostlar, can dostlarımız, kanalımıza abone olup
bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz. Hadi diğer abi, videolarda görüşmek hadi üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mia bay bay yap aşkım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın dostlar.